İngilizlerden Ayak Oyunları 28 Aralık 1922'de Lozan görüşmelerini gerçekleştiren İsmet Paşa, Türkiye'ye bir telgraf çekti. Hissiyatına göre İngiltere, Musul'u kesinlikle terk etmeyi düşünmüyordu. Sadece Musul'un kuzeyinde bir hudut düzeltmesi yapılabilecek, bu konu dostane biçimde tartışılacaktı. Fakat kısa bir süre içinde İngiliz General Tom Chant, İsmet Paşa'ya şaşırtıcı bazı açıklamalarda bulundu. Generalin ifadelerinde Musul konusundan vazgeçileceği ve yeni bir savaşa neden olunmayacağı, bir sene içinde İngiliz güçlerinin Musul'dan çıkacağı ve bunu mütakiben aralarında Kral Faysal'a karşı ayaklanacağı ve Türklerin külfetsiz olarak Musul'a girecekleri konu edilmişti. Burada İngiliz derin devletinin bir kurnazlık peşinde olduğu son derece açıktı. Derin devlet elemanları gergin ortamda gerçekleşen görüşmeler sırasında her türlü taktiği uygulamakta, Türk delegelerini şaşırtmak ve yanıltmak için tüm yolları denemekteydiler. Nitekim İsmet Paşa'nın bir başka telgrafı da İngiltere'nin amacının Musul meselesini Lozan kapsamından çıkararak daha sonraya bırakmak ve iki devlet arasındaki bir mesele şekline dönüştürmek istediğini göstermişti. Yine de İsmet Paşa bu çelişkili durumu görünce temsilcilerin önerilerini inandırıcı bulmayıp ilk planda Fransız hükümetinin desteğine başvurdu. Ancak Fransa Musul sorununun Türklerle İngilizler arasında çözülmesi gerektiğini vurguladı. Bu sırada İngiliz parlamentosunda bazı muhalif sesler de yükselmeye başlamıştı. Türklerin Musul konusunda ikna edilememesine her ne kadar Kurzon tarafından İsmet Paşa'nın inatçılığı gerekçe olarak gösterilse de mesele İngiliz parlamentosunda Kurzon'un başarısızlığı olarak nitelendirilmiş ve Kurzon aleyhine bir kampanya başlatılmıştı. 8 Aralık 1922 tarihinde İngiltere'nin eski başbakanı Bonar Law Kurzon'a gönderdiği mektupta bunu açıkça dile getirmekteydi sana karşı burada büyük bir kampanya başlatıldı. Son olarak Gonaris'in sana 15 Şubat'ta yazmış olduğu mektup yayınlandı. Felaketle sonuçlanan Yunan hareketinin müsebbibinin Lloyd George değil de senin olduğunu iddiası. Senin aleyhine bir silah olarak kullanılıyor. Bu mektuplardan kabinenin haberi olup olmadığına dair soru önergesi verildi. Ve ben evet dedim. Konu soruşturuldu ama herhangi bir sonuca ulaşmadı. Sadece Foreign Office listesi değil Horne ve Austen'in kendi haleflerine bıraktıkları listelerde senin adının geçmemesi bizim için çok önemli bir kanıttır. Dolayısıyla için rahat olsun. Bu meseleyle ilgili hiçbir şekilde seni suçlayamazlar. Görülebildiği gibi Kurzon İngilizlerin devleti tarafından ciddi şekilde baskı altında tutulmakta ve musul meselesi konusunda taviz vermemesi istenmekteydi. İşte bu baskı neticesinde Kurzon İngilizlerin devletinin Önemli bir kozu olan Musul'u Lozan'da vermemek için elinden geleni yapacaktır. Musul konusunda Lord Curzon ile anlaşılmayacağını anlayan İsmet Paşa, görüşmelerin kesilmesini tercih etmeyen İngiliz Başbakanı Bonar Lava, Türk ekonomi uzmanı Rüstem Bey ile Eski Ticaret ve Demir Demiryolları Bakanı Şeref Bey'i gönderdi. Ancak bu durum Lord Curzon'u çok sinirlendirmişti. 11 Ocak 1923 tarihinde İngiliz diplomat Sir ayrı Crowe'a sert bir mektup göndererek, Türk temsilcileriyle yapılan görüşmeler son bulmazsa Musul konusundaki müzakerelerden çekileceğini bildirmişti. Daha sonra Kurzon, 17 Ocak 1923 tarihinde aynı sertlikte bir mektubu da kolonilerden sorumlu Dışişleri Bakanı Walter Holm Long'a gönderdi. Bu mektupta Kurzon şöyle demekteydi. Eski bir meslektaşınız ve arkadaşınız olarak size sorabilir miyim? Nasıl oluyor da benim burada ilgilendiğim çok önemli bir takım meselelere burnunuzu sokuyorsunuz? Geçen gün sizin de tanıdığınız Riket buradaydı. Benim arkamdan iş çevirerek ve İsmet Paşa'yı kandırarak Londra'ya 3 temsilci göndermeye ikna etmiş ki bu 3 Türk'ün kimler olduğu konusunda bilgi sahibi olduğunuza eminim. Bu temsilciler Londra'ya İngiliz işgalinde bulunan Musul'un Türklere teslim edilmesi karşılığında petrol tavizi verme teklifinde bulunmaya gelmişler. Bense Lozan'da buna son derece karşı olduğumu, Musul'u savunmak için her şeyi yapacağımı ortaya koydum. Ve izlediğim politikada ne bugün ne de gelecekte Türklerin o topraklarla ilgili herhangi bir hayale kapılmamaları hedefini güttüm. Riket, Türkleri sizin ve Bonarlav'ın üzerinde büyük etki sahibi olduğuna inandırmış. Ve Türkler Londra'ya gelirlerse bir şekilde Musul'u geri alacaklarını sanmışlar. Elbette bu olanların ne kadarından haberdar olduğunuzu bilemiyorum. Bildiğim tek şey kasıtlı olarak benim işimi zorlaştırmak ya da ülkenizin çıkarlarına zarar vermek istemeyeceğinizdir. Lütfen bu petrol macerasından uzak durunuz. Bu meselede sizin bilmediğiniz ama er ya da geç masum bir insanda leke bırakabilecek pek çok rezalet dönmektedir. Riket kesinlikle güvenilmez bir adamdır. Bir taraftan Türklerle neler konuştuğunu, diğer taraftan da Sir Armstrong ile görüştüğünü biliyorum. Lord Curzon'un kastettiği pek çok rezalet İngiliz derin devletinin kapalı kapılar ardında çevirdiği ayak oyunlarıydı. Bu noktada başka önemli bir detay da İngiliz gizli servisinin kanunsuz bir şekilde Türk telgraflarını ele geçirmesidir. İngilizler İstanbul'a yerleştirdikleri özel yetiştirilmiş telsiz telgraf sinyal çözme ekibi sayesinde Türk hükümetinin Lozan'a çektiği telgrafları Türklerden önce yakalıyor, çözüyor ve Lozan'daki Türk heyetinin eline ulaşmadan önce Londra'ya ulaştırıyorlardı gereken emirler verildikten sonra Lozan'da müzakere masasına Türklerin kozlarını bilerek oturuyorlardı. Lozan'daki İngiltere baş delegesi Rumbold'a bunu 18 Temmuz günü Foreign Office'teki arkadaşı Lancelot Olipant'a keyifle açıklamıştı. Gizli kaynaktan psikolojik anlarda elde ettiğimiz bilgiler bizim için değer biçilemez önemdeydi. Bu bilgiler sayesinde biz bridge oynarken rakibin elindeki kartları bilen bir kimsenin rahatlığı içindeydik. Lord Curzon ve yardımcısı Rumbold bu sayede Türklerin ne zaman esneklik gösterebileceklerini önceden biliyor, gelecekteki stratejilerini takip ediyor ve ona göre ısrarcı davranıyor ya da İsmet Paşa'ya baskı yapmanın faydası olmayacağı zamanları kestirebiliyorlardı. Bu dinlemeler elbette İngilizlerin devletinin Türk tarafına hangi konularda baskı yapabileceğini de ifşa etmiş oluyordu. İngilizlerin devleti sinsi istihbarat politikalarını bir barış anlaşması masasında dahi uygulamaktan çekinmiyor, ve Musul'u kazanma politikasını hileyle başarmaya çalışıyordu. Bu hırsın sebebi petrol ve ticaret yollarından daha öteydi. Musul, Türkiye üzerinde oynanacak oyunları içeren 100 yıl sürecek bir planın ilk adımıydı.